Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inanılmaz bir süper güç serisine devam ediyoruz. Biliyorsunuz oyun sonuna kadar devam edeceğimiz yeni bir sezona başlamıştık. Geçen birinci haftayı oynamıştık ve birinci haftada 3 puan aldık. Yani 3 puan ortalamamız var. Yani ligin lideriyiz. Bugün de 3 puan ortalamasını korumak için yine maçı kazanmamız gerekiyor. İkinci bölümdeyiz yani sezonun. Ve arkadaşlar bir önceki bölüme sadece 2200 beğeni atmışsınız. Arkadaşlar oyun bitiyor ve demek oluyor ki bu süper güç serisinin finali yaklaşıyor. Pazartesi günü yeni sezon tarihi belli olacak ve bu oyunun bitiş tarihi belli olacak. O yüzden like'larınızı yardırın, bu seriyi daha sık atalım. Çünkü oyunun sonun gelmesine gerçekten 3 haftadan az bir süre kaldı büyük bir ihtimalle ve pazartesi belli olacak. O yüzden herkes like atsın. Ne kadar gaza gelirsem o kadar sık atarım. Yani yeni sezon gelmeden bir 4 bölüm daha falan atabiliriz arkadaşlar. 4-5 bölüm. Bunun sayısını siz belirliyorsunuz. Ne kadar like atarsanız o kadar hızlı yeni bölüm gelecek. Yemin ediyorum, buna söz veriyorum. Attığınız like hızlandıracak ve sıklaştıracak. Yemin ediyorum, bakacağım. 4000 like mı? Direkt yenisini çekeceğim. 3000 mi? Tamam diyeceğim. Çekebilirim yenisini. 2000 mi? Yenisini niye çekeyim? Başka video çekeyim falan derim yani. O yüzden şu an like sayısı kaç olursa olsun fark etmez kanka. Diyelim videoyu atalı bir hafta mı geçti? 2000 like mi var? Sen like'ını yine yapıştır. Çok az like gelmiş bir haftada, o zaman atmayayım diyor. Millet atmıyor. Kanka 1B, 2B, 3B, 4B demeden like'larını yardır. Bu akşam saat 9'da Galatasaray maçından sonra yayınımız var ve arkadaşlar çok güzel bir futbol videosu çekebiliriz. Mükemmel içerikler yapacağız. Mükemmel şeyler yapacağız. Hepinizi bekliyorum. Bu akşam saat 21.00'da Galatasaray maçı bittikten bir 10 dakika sonra, 5 dakika sonra veya hemen sonra yayındayız. Haberiniz olsun. Nimo, Koray açıklamada zaten linki var. Nimo küçük harflerle Koray yazarsanız da bulabilirsiniz. Yayında olacağız. Akşam 9'da kesinlikle hepinizi bekliyorum. Hadi devam edelim. Eğer bu kanala hala abone değilseniz abone olun, bildirimleri açın. Çünkü bu kanal sizin için var. Yeni sezonda da inanılmaz şeyler yapacağız. Kesinlikle abone olun. Şimdi bu hesapla bir karşı atak maçına gireceğiz. 47. bölüm aslında ama yeni sezonun ikinci maçı. Ama karşı atak maçı biliyorsunuz asıl maç değil. En az 4 gol atmam lazım. Çünkü çok güzel transferlerimiz var. İkon da alacağız bir tane. İkon oyuncu da alacağız, haberiniz olsun yani. Hemen oynaya bastık. Geliyor arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Haydi o zaman arkadaşlar. En az 4 gol atmak gibi bir hedefimiz var. Bakalım atmayı başarabilecek miyiz? Haydi bakalım arkadaşlar, gelsin bakalım. Bu kadroyla da herhalde en az 4 gol atarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve kadromuz geldi tabi. Liverpool forması. Ooo, rakipte Galatasaray forması var, ilginç. Rakipte Galatasaray formasına şaşırdım bu arada. Of, 4 gol atamayabiliriz. Legend of Turkey, Türkiye'nin efsanesi diyor. Benim ana hesabımdan daha düşükken ama olsun, beni bırak yeter mi? Tanıyor mu lan acaba beni? Dur bakalım. Bir emoji fırlattım ama görecek mi bilmiyorum. Hemen arkadaşlar atabildiğimiz kadar gol atmaya çalışacağız. Şimdi Anastasios Bakasetas. Bakasetas. Bakasetas geldi. Bakasetas vuracak. Bakasetas vurdu. Bakasetas golünü attı. Çok güzel. Bravo Bakasetas. Devam. Raşit Gezal. 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 Arka direğe bir orta atacak. Arka direği açamadı. Nereye açtı bilmiyorum. Ben en az 4 gol atmam gerekiyor, sadece onu biliyorum. Ve birinci golümü attım. Rakibin attığı goller hiç önemli değil. Valencia. Çak bakalım. Valencia'dan da bir gol. Çok güzel. Kontra atak yedik. Kontra atak yemememiz lazım. Çok sıkıntı. Ronaldo. Ronaldinho'ya verdi. Nasıl Ronaldinho'yla Ronaldo nasıl aynı takımda olabilir? Aa, uf, Muslera uçtu ama tutamadı. Abi bir şey söyleyeceğim. Az önceki pozisyonda bayağı bir süre kaybettik ve ben maçın yarısı neredeyse oldu ve sadece 2 gol atabildim. Birazcık sıkıntıya doğru giriyoruz ve düzgün bir tane bile pozisyon gelmiyor şu an. İnanılmaz gerçekten, geldi tamamdır. Bu pozisyon gol olması lazım. Gezal, Gezal, Gezal verdi pasını. Valencia. 3. golümüzü de attık ve şimdi tekrardan Valencia. Tekrardan Valencia. Şuraya güzel bir pas gelir mi? Çok kötü bir pas ya. Abi o adamı da geçir yani. Korner kullanmıyoruz değil mi? Bir de korner kullanıp zaman kaybedeceğiz galiba. Bari gol olsun. Hadi Marcao. Evet. Bravo Marcao. Hamşik'in asistine gol attı. Cener'den de bir free kick golü izleyelim arkadaşlar. Evet. Çok güzel. 5 gol attık zaten arkadaşlar. Artık maçın sonunda görüşürüz. Arkadaşlar tam 7 tane gol attım. Son zamanların en yüksek gol sayısına ulaştım. 14'e 7 bitti maç ama ben sonuçta 7 golümü attım mı attım yani. Fırsatları da gayet güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum. Ve şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte inanılmaz transferlere başlıyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım. İnanılmaz transferler yapacağız. İlk başta sol beke bir transfer yapacağım. Sol beke Van Aanholt. Bu takıma illa gelmişti. Gelmişti kesinlikle. Caner yerine geri geliyor arkadaşlar. Hemen arkadaşlar buraya an yazıyorum ve Caner son free kick golünü de attı karşı atakta. Ve Van Aanholt'u geri getiriyor. Hiç fiyatına bakmadım Van Aanholt'un videodan önce. Umarım çok pahalı değildir diyeceğim de galiba pahalıymış. Keşke baksaydık, belki fikrimizi değiştirebilirdik ama artık karar verildi. Videoda da söyledim. Alacağız, tamam güzel. Zaten 1.671.000 ama 16 milyon bile olsa almak zorundaydım zaten. 755.000'e buldum tak diye aldım abi. 107 genlik bir adamı nasıl 755.000 alabiliyoruz? Gerçekten inanılmaz şaşırtıcı. Ve Galatasaraylı oyuncularında bir nebze ratingini de yükseltmiş oluyoruz bu şekilde. Geçen videoda birazcık haksızlık etmişim. 3. Van Aanholt'umuz olmuş ya, yuh. Neyse ki 755.000 aldık. Sıkıntı yok abi. Hemen Van Aanholt'u da buraya koyduk. Büyük bir ihtimal biraz becerisini de yükselteceğiz. Şu anda 4 tane Galatasaraylı oyuncu oldu ve tahmin edersiniz ki bir tanesi azalacak arkadaşlar. Oraya da kim gelecek biliyor musunuz? Çok güzel bir oyuncu gelecek. Çok güzel bir transfer gelecek. Arkadaşlar özlemişsinizdir.
Bir tane yorum gördüm. O yorum da şurada. Yorumu okuyun arkadaşlar. Demişler ki Drogba'yı almıştın, Carlos'u almıştın. Sonra da yaklaşıyoruz. Bir Quaresma'yı da hak ediyor. Tamam, Quaresma aktif hala futbol oynuyor ama bence gerçekten şu an aktif futbol oynayanlardan, 3 büyüklerden en büyük efsane olarak sayabileceğimiz kişi kesinlikle Quaresma. Hatta bütün Süper Lig'e de bakarsak kesinlikle Quaresma. O yüzden Ricardo Quaresma'yı da şimdi sizlerle birlikte transfer edeceğim. Yani ben de çok seviyordum. İnanılmaz seviyorum. Yani gerçekten çok seviyorum Quaresma'yı. Neden bu kadar sevdiğimi aslında biliyorum yani. Herkes de aynı sebepten dolayı. Çok kaliteli bir futbolu vardı. İstatistiklerine falan bakıyorum. Keşke o zaman futbolu daha yakından takip ediyor olsaydım ve Quaresma'nın oynadığı bütün maçları izleseydim diyorum kendi kendime. Beşiktaş'ın bütün maçlarını izleseydim keşke Quaresma döneminde diyorum. Yani Alex için de diyorum ama en azından Fenerbahçeli olduğum için Alex'i daha fazla izleme şansım oldu ama keşke Beşiktaş'ı da daha fazla izleseymişim yani. Quaresma'yı aldık. Neyse ki arkadaşlar, bu videoda izleyeceğiz Quaresma'yı. Bakalım neler yapacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Quaresma'yı buraya koyacağım. Çünkü ilginç bir şey daha alacağız. Onu da söyleyeyim. Hemen Quaresma'yı buraya mı koyacağız bu arada? Emin miyiz bundan? Değil. Quaresma'yı buraya almayacağız. Quaresma'yı buraya alacağız arkadaşlar. Ve sol orta sahaya da birini transfer edeceğiz. O da bu sezonun bence devre arasının en iyi transferi. En azından şu ana kadar ki ben daha iyisinin yapılacağını düşünmüyorum. Çünkü Süper Lig'in en iyi ilk iki oyuncusu benim gözümde kim? Envakayeme ve Edin Visca. Envakayeme başka bir takıma gitmeyeceğine göre bence Süper Lig içinde yapılan en büyük transfer kesinlikle Edin Visca. Ki dünyaya baktığımızda şu an Coutinho transferi falan var ama yani Süper Lig'de kesinlikle Edin Visca en büyük transfer olarak düşünüyorum. Ben Trabzonspor'u da tebrik ediyorum. Gerçekten harika bir transfer. Ve Edin Visca'yı da o zaman şimdi sizlerle birlikte takımımıza alıyoruz. Trabzonspor oyuncusu olarak takımımıza geliyor. İlk defa Trabzonspor oyuncusu olarak gelecek şu anda. Evet. Ama alacağız. Alacağım ve basacağım abi. Yapacak bir şey yok. 2.755.000'i aldık. Visca alınır ya. Adamın adı Edin Visca yani. Alınır arkadaşlar. Hemen kadromuza da koyup bütün basılımlarını gerçekleştireceğiz. Buraya da Visca'yı alacağımız için çok ters olacak ama inşallah karşımıza Visca çıkar abi. Çok uğraştırmadan çıksın direkt sağ orta saha. Edin Visca'yı da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Rashid Gezal yerine daha fazla transfer yapacağız galiba bu arada. Bir takımlara bakacağız. Şimdi Edin Visca'yı şöyle al çalıştırıyorum. Ve Olympique Morutan'ı şöyle bir 103'genlik Olympique Morutan'ı basıp 103 yapmayacağım abi. 103 yapmayacağım. Daha fazla yapmak istiyorum. Şu an daha fazla yapmak istedim. O yüzden bir de artı diyorum. 8.182.000 coins ne ya? Gerçekten arkadaşlar 8 milyon veriyorum. Trabzonspor'un mükemmel transferi, bence bunu hak ediyor. Edin Visca 104'ken yaptık, gerçekten manyak duruyor ama daha biz Quaresma'ya basmadık. Adamsın Quaresma, gel buraya abi. Quaresma'yı da 106'ken yapıyorum. Quaresma'ya da 10 milyon coins veriyorum arkadaşlar. 18'ken birden 106'ken Ricardo Quaresma. Gezallar falan hikaye arkadaşlar. Quaresma'yı izlemeyenler Gezal'ı iyi oyuncu zannediyor ama Quaresma'yı izleyen herkes bilir ki... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kart inanılmaz olmadı mı? Yemin ediyorum inanılmaz oldu. Ricardo Quaresma da buraya geldi. Mesut'la da bir saçma sapan bir kimya bağıntısı oldu ama oldu sonuç olarak. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Trabzonspor'dan kaç oyuncu oldu? 3 oyuncu oldu. Fenerbahçe'den 3 oldu. Galatasaray'dan 3. Beşiktaş'tan 2. Yani şu anlık yine bu şekilde oldu ama Beşiktaş'tan bir efsane transfer etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar hani lig sıralamasına baktığımızda da yani şimdi Trabzon'dan 3 oyuncu olmasını hak ediyor. Adamlar lider. Yani bu bölüm 3 oyuncu kalacak. Yine 2'ye düşürürüz. Çünkü Trabzonspor en az izleyicisi bulunan, yani izleyicilerimiz arasında en az taraftarı bulunan takım ama hani Beşiktaş da Süper Kupa'yı aldı. Bir sonraki bölümde kesinlikle Beşiktaş oyuncu sayısını 3'e yükselteceğime söz veriyorum. Bu bölüm Trabzonspor 3 olarak kalsın. Çünkü kadro çok güzel oldu. Çok ellemek istemiyorum. Bu bölümlük transferlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Birazcık beceri yükseltelim. O zaman Beşiktaş'tan Quaresma'yı zaten 106 yaptım ama arkadaşlar Beşiktaş için şöyle bir şey yapalım. 4 milyon coins'e mi? Abi çok fazla. 4 milyon coins veriyorum. Rozier'e şu anda zaten sadece Beşiktaş oyuncularına arkadaşlar bugün 14 milyon coins harcadım. Yani bence tebrik edilmesi bir şey. Aslında Santrafor'a ben Batshuayi'yi alırım. Ama hem Valencia iyi oynuyor. Son dakika gol attı. Hiç çıkmayı hak etmedi geçen bölümde biliyorsunuz 1. haftada. Hem de Batshuayi gerçekten iyi bir performans sergilemiyor. Ben Batshuayi'yi çok seviyorum. Valencia'yı da gerçek hayatta aslında çok sevmiyorum. Ama dediğim gibi olduğu için yani şu anlık bu şekilde kalsın. İlerleyen bölümlerde değiştiririz. Ben birazcık Quaresma'ya falan boost basıyorum. Sonrasında videoya devam edeceğim. Arkadaşlar son olarak Visca'ya da bir gen daha bastım. Yani bir beceri daha bastım ve Galatasaraylıları gen yükselteceğim diye bir söz de vermiştim. O yüzden Muslera'yı da 105'ken yok. Markayı 104 yapayım daha mantıklı. Çünkü yavaş yavaş yükselsin bu şekilde. 3 milyon 400 bin coins'e Markayı da 104'ken yaptım. Ve
Hadi Muslera'ya da 105 yapayım ya. Hadi Muslera'ya da söz vermiştim. Muslera'ya da 105 yapayım. Galatasaraylı oyuncuların reytingini birazcık yükseltmiş olalım ama bütün XP'leri bitirdik bu sayede. Olsun abi. Sıkıntı yok. Zaten oyunun sonuna doğru geliyoruz. Bakalım bir daha gene yükseltemeyeceğiz galiba ama şimdi bu kadroyla ikinci haftamıza geliyoruz ve ligdeki liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Eğer berabere kalsak puan ortalamamız 2'ye düşecek. Yenilirsek 1.5'a düşecek. Ona göre de sıralamamız kaçıncı söyleyeceğiz. Şu an yenersek her türlü birinciyiz zaten. Çünkü 3 puan ortalaması olan bir takım olması için bütün maçlarını kazanan bir takım olması lazım. Öyle de bir takım yok yani. Trabzon bile bütün maçlarını kazanmadı doğal olarak. O yüzden her türlü lider olarak kalacağız. Şöyle bir yer falan değiştireceğim. 434 kimyayı çünkü kimyayı biraz arttırmak için. Hatta şöyle yapacağım abi. Avantajlardan full bonus kimya alacağım şu anda. Hemen bütün puanlarımızı bonus kimya almak için kullanacağım. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar kimyayı da 483'e kadar yükselttim. Şöyle yer falan değiştirirsek daha fazla arttırabiliyorum. Evet, 486 da oldu. Bu şekilde kalsın şu anlık kadro. Ve hemen teke tek maçımıza giriyoruz. Ve bakalım teke tek maçında başımıza neler gelecek. Kazanırsak puan ortalamamız 3 olarak devam edecek. Ve kimseyi silmek zorunda kalmayacağız. O yüzden lütfen kazanalım. Hemen teke tek oyna diyorum ve rakibimiz gelecek ve rakibe bağlı olarak yani yenilmek hiç istemiyorum. 1.5'a hiç düşmesin puan ortalaması. Berabere kalırsak yine böyle bir korunmuş oluruz 2 puan ortalamasında ve diğer maçı kazanırsak yine bir yükseliş. Ama bu maçı kazanalım ve devam ettirelim bu seriyi çünkü seriyi devam ettirmek çok önemli. 2.5'un 2.20'nin falan üzerinde olmak istiyorum. Rakip daha Abubakar falan var bu arada. 122 iken 124 kim ya? Zor bir maç olacak. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Valencia aldı. Valencia bir ara pas atacak. Mesut mükemmel koşu. Aynı Galatasaray maçındaki gibi bir koşu. Ama aldı da kontrolünü de yaptı. Mesut Özil kaleci kurtardı, nasıl kaçırdı? Bakasetas bir voley vuracak oradan. Korner kazandırdı takıma. Mesut'un o şutu kaçırmasına çok şaşırdım şu anda. Hamşik kullanacak korneri. Hamşik korneri kullandı. Marcao kaleci yine. Marcao da atamadı. İlginç şutlar kaçıyor yani. Marcao'nun ve Mesut'un kaçırdığı toplar gerçekten bir tık garip. Çok güzel başladık maça. Böyle devam ederiz umarım. Haydi bakalım. Quaresma'yı görüyorum. Çok heyecanlı Quaresma şu an. Hala da Quaresma topla buluşmadı. Orada. Marcao. Bakasetas, Hamşik, Mesut ve Quaresma. Quaresma sonunda topla buluştu. Quaresma nasıl geçemez? Faul aldı Quaresma. Quaresma zaten her zaman anca faulle durduruluyordu arkadaşlar. Derbiler olsun, normal maçlar olsun her türlü. Ve ilk yarı 0-0 bitti arkadaşlar. İkinci yarı umarım daha bol bir pozisyon bulma imkanımız olur. Van Aanholt. Aanholt, Bakasetas, Vişka aldı. Mükemmel bir koşu ama niye durdun Vişka bilmiyorum yani gerçekten. Orada bir faul olmuş bu arada. Vişka geri doğru koşuyor topu kaybetmek için mi bilmiyorum. Vişka evet. Evet gerçekten bizim sak yani Aanholt, Vişka, Edin Vişka geçemedi. Faul var orada bir tane. Vişka'ya da faul yapılıyor. Edin Vişka kullanacak bu arada. Edin Vişka bir asist gelir mi Edin Vişka'dan? Nasıl bir yer attı bilmiyorum. Ben içeri açmıştım. Rozier'e geldi. Rozier'den bir şut kaleci son anda kurtardı. Vişka'dan ilginç bir pas denemesi. Gol oluyordu neredeyse. Şimdi Hamşik. Hamşik'ten orta Salay vur kafayı vur. Abubakar'ın golüyle son saniyede 1-0 kaybediyoruz maçı arkadaşlar. Diğer bölümde umarım daha güzel toparlama yaparız ve bir tane oyuncumuz silinecek. Quaresma ile Vişka gerçekten ilginç. Abubakar'dan yediğimiz golle maçı kaybetmemiz de çok ironik. Yani gerçekten ya Quaresma ile Vişka yani hiç beklediğim gibi değildi yani. İlginç oynadılar ve bir tane oyuncumuz da silinecek. Bakalım kim silinecek yani göreceğiz. Yazacağım bütün oyuncuları yani yine tek şutlarıydı. Rakibin tek şutu buydu ve gol buldular. Biz bayağı pozisyona girdik ama yine de yani ben Quaresma ile Vişka'nın koşması lazım abi. Oynaması lazım yani bu Quaresma'nın driblingi top sürmesi falan kaç ki? Niye bu kadar zayıf abi? Özel kartı değil mi? Quaresma'nın sprint hızı nasıl 105 olur? Hiç bakmamıştım ama yüksektir diye düşünüyordum. Top sürmesi 134 ama sprint hızı 105 olduğu için herhalde oradan bir sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Çünkü top sürmesi bayağı yüksek ama sprint hızı o kadar düşük ki maalesef bir etki yaratamıyoruz. Hızlandıramıyoruz. Vişka da muhtemelen top sürmesi bayağı zayıf yapmışlar. Sprint hızı 110 yani. Top sürmesi de düşük. Vişka hiç süremiyor. Yani şutları falan eminim iyidir ama şu pozisyonuna bile sokamadık. 1-0'da yenildik. Bakalım kim silinecek arkadaşlar. Hemen çarka gidiyoruz. Arkadaşlar evet şimdi sizlerle birlikte çarkımızı çevireceğiz. Ve çıkan oyuncu maalesef silinecek. Yapacak bir şey yok. Kaybettik yani maçı. Bonus haklarımız olsaydı Quaresma'yı koyar mıydım koymaz mıydım onu bile bilmiyorum. Yani çok hayranlıkla aldım ama maçta gerçekten sıkıntı yaşattı bize. Ve arkadaşlar o yüzden de şu anda çarkı çevireceğiz ve çıkan oyuncuyu sileceğiz. Hemen arkadaşlar çevirdim. Düzgün de çevirebildim. Bakalım kim silinecek hep birlikte göreceğiz. Quaresma'ya geçtik. Vişka'ya da geçtik. Yeni transferlerden biri silinmiyor. Hamşik mi silinecek? Mesut Özil mi? İkisinden biri silinecek. Hamşik gidiyor. Yani Hamşik silindi ama arkadaşlar Hamşik gerçekten iyi oynuyordu. Eğer 100'ün üzerinde yorum yani 100 değil 200'ün üzerinde yorum ve 200 üzerinde beğenili bir Hamşik yorumu olursa
Hamşik kadroda kalacak. Bakın çok kolay bir görev verdim. Yorumlarınıza yardım. Hamşik'in kalmasını istiyorsan bak yorumlara. Bir tane Hamşik yorumu görüp beğen. En çok beğenilen Hamşik yorumunu beğen. Zaten o en üsttedir ve 200 tane Hamşik yorumu istiyorum. Yani yorum sayısı 200'ün altındaysa veya 200 birazcık geçtiyse sen de yorum at ki Hamşik'in kalması garanti olsun kanka. Eğer kalmasını istiyorsan yaz. Yazamazsan silinecek, haberin olsun. Hemen devam edelim. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Hamşik maalesef siliniyor kadromuzdan üzücü bir şekilde. Süper Lig'den oyuncu kaldı mı kadroda bilmiyorum. Herkesi bastığımız için ya kalmış buraya. Muda çeliği koyabiliriz. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Puan ortalamamız 1.5'a düştü ve sıralama olarak 10. sıralarda falanız. Hesaplamaya bile gerek yok. Gerçekten yani 2 puan ortalamamız olsaydı yine bakardık ama şu an gerek bile yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.